Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Azerbaycan'ın Türkiye'den tedarik ettiği Akıncı TİHA ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Haber Global'de konuşan Mete Yarar, F-16 kabiliyetlerinin tümünün Akıncı TİHA'da olduğunu kaydetti. Mete Yarar yaptığı açıklamada, "İyi Akıncı TİHA aldığınızda aslında bir F-16 almış oluyorsunuz. Bir F-16'ların tüm atabileceği mühimmatları bununla da atabiliyorsunuz. F-16'ların tüm kabiliyetleri Akıncı TİHA'da var. Artık bir uçak kalktığında onu takip etme diye bir şey kalmadı. Artık uçaklar birbirlerini 100-200 kilometre öteden görmeye başladı. TB2'nin ağırlığı nedeniyle bazı ağır mühimmatlar atılamıyordu. Akıncı bunları atabiliyor. Azerbaycan şu an, birisi saldırdığında ya da teşebbüs ettiğinde vereceği hasar onarılmayacak, hasara sebep olacak bir kuvvet çarpanına sahip oldu. Dünyada 4 ülkenin üretebildiği bir sisteme sahip oldular. Bizim olan onlarındır. Onlarınki de bizimdir," dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava araçlarının uçuşunu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ile izledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait tesisi ziyaret etti. Azerbaycan ordusunun envanterine yeni alınan Bayraktar, Akıncı TİHA'ların uçuşunu izleyen Cumhurbaşkanı Aliyev'e oğlu Haydar Aliyev ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji lideri Bayraktar eşlik etti. Bayraktar Akıncı TİHA'ların kontrol istasyonunu da gezen Aliyev, kumandanın başına geçerek Akıncı TİHA'nın uçuşunu yönetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev Akıncı Hangarı'nın açılışı ve teslimat törenine katıldığı duyuruldu. Tesiste incelemelerde bulunan İlham Aliyev, Akıncı TİHA'ların gösteri uçuşunu izledi. Törene katılan Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan görsellerde ise, İlham Aliyev'in bir Akıncı TİHA'ya imza attığı görüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki kardeş ülke Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan askeri eğitim alanındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde Azerbaycan ordusuna bağlı bir grup askerin Akıncı TİHA kursuna katıldığı belirtilmişti. 5. dönem mezuniyet töreniyle Azerbaycanlı kursiyerler sertifikalarını almıştı. Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. F-16 uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir. Türkiye ve Azerbaycan, iyi bir millet, iki devlet ilkesiyle hareket ederek, birçok alanda olduğu gibi askeri alanda da işbirliği ve dayanışma içinde olmuştur. Türkiye ve Azerbaycan, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba göstermiş, birbirlerinin bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırlarının korunmasına destek vermiştir. Öncelikle, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri müttefikliğin temelleri, 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtarmasına dayanmaktadır. Bu olay, iki ülke arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın ilk örneği olarak tarihe geçmiştir. Ancak, Azerbaycan'ın Sovyet egemenliğine girmesiyle askeri ilişkiler kesintiye uğramıştır. İkinci olarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri müttefiklik, 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra yeniden canlanmıştır. Türkiye, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve diplomatik ilişki kuran ülke olmuştur. Türkiye, Azerbaycan'ın savunma sanayi, askeri eğitim, askeri tatbikat, askeri istihbarat, askeri teknik yardım gibi alanlarda gelişmesine katkı sağlamıştır. Türkiye, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarması için siyasi, diplomatik ve askeri destek vermiştir. Üçüncü olarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri müttefiklik, 2020 yılında Karabağ Savaşı'nda zirveye ulaşmıştır. Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını uluslararası alanda savunmuş, Azerbaycan ordusuna askeri danışmanlık, eğitim, istihbarat, silah ve teçhizat sağlamış
Azerbaycan halkının yanında olduğunu göstermiştir. Türkiye, Azerbaycan'ın tarihi zaferini kutlamış, Şuşa Beyannamesi ile iki ülke arasındaki ilişkileri müttefiklik seviyesine yükseltmiştir. Sonuç olarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri müttefiklik, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi, kültürel ve stratejik bağların bir yansımasıdır. Türkiye ve Azerbaycan, iyi bir millet, iki devlet ilkesiyle hareket ederek, birçok alanda olduğu gibi askeri alanda da işbirliği ve dayanışma içinde olmuştur. Türkiye ve Azerbaycan, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba göstermiş, birbirlerinin bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırlarının korunmasına destek vermiştir. Türkiye ve Azerbaycan, askeri müttefikliklerini daha da geliştirerek, bölgede ve dünyada güçlü bir ortaklık örneği sergilemiştir. Baykar Bayraktar Akıncı, Türkiye merkezli savunma sanayi firması Baykar Savunma tarafından geliştirilmiş, yüksek irtifa uzun dayanıklılık sınıfı sahip silahlı insansız hava aracıdır. İlk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmişlerdir. Akıncı, 2 turboprop motoru ile 5500 kilogram azami kalkış ağırlığı sahiptir. Bunun 1350 kilogramı faydalı yükten oluşur. Hava-hava muharebesi yapabildiği için, taarruzi insansız hava aracı olarak da adlandırılmaktadır. Akıncı, elektronik destek ve karşı tedbir sistemleri, çift uydu iletişim sistemleri, havadan havaya radar, çarpışmadan kaçınma radarı ve milli olarak geliştirilmiş sentetik aralıklı radarla donatılmıştır. Her biri farklı motorlara sahip olmak üzere Akıncı A, Akıncı B, Akıncı C adlı 3 farklı varyantı bulunmaktadır. Akıncı'ya ait ilk görseller, Haziran 2018'de çıkan haberlerde göze çarptı. 6 motor toplantısı, Ağustos 2019'da Ukrayna merkezli bir motor üreticisi olan Ivenko Progress firmasının AI-450C motoru ile başladı. Akıncı'nın ilk motor testi 1 Eylül 2019'da yapıldı. Diğer teknik testleri tamamladıktan sonra, uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı tesislerine taşındı. 6 Aralık 2019'da, otomatik taksi ve kalkış sonrası İHA, ilk uçuşunu yaptı. 16 dakikalık süren test uçuşundan sonra başarıyla iniş yaptı. Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacaktır. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edecektir. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılabilecektir.